Merhabalar, bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız Amerikalı ünlü yazar Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 adlı distopik bilim kurgu romanı olacak. Bundan bahsedeceğim sizlere. Tabii ki her zaman olduğu gibi Ray Bradbury'nin yaşamından da biraz bahsedeceğim ama Fahrenheit 451 hakikaten sadece edebiyat dünyası değil sinemada da iki defa filme çekilmiş farklı zamanlarda ki François Truffaut gibi muazzam bir Fransız yönetmen tarafından 1966'da sinemaya uyarlanmış ilk olarak. Sonra 2018'de bir daha uyarlandı. Tiyatroya uyarlandı. Yani pek çok noktada çizgi romanı var. Pek çok noktada yer almış bir eser ki Kara Dörtleme olarak distopya tarihinin en önemli 4 eseri diyebileceğimiz üst üste gelen bu 4 eserin de sonuncusudur Fahrenheit 451. Bu bakımdan da Kara Dörtleme'nin içinde yer alıyor olması açısından da önemli, kıymetli bir eserdir diyebiliriz ki zaten yani sadece distopya olarak bakmayalım, bilim kurgu anlamında da muazzam bir eserdir Fahrenheit 451. Fakat diğer Kara Dörtleme'nin diğer 3 eserinden de biraz farklıdır. Yani bakış açısı farklıdır, incelediği yön açısı, yer açısı farklıdır. O yüzden de onlardan da bir fark olduğunu söyleyebilirim. Fahrenheit 451'i yeniden anlattığımda, yani ona döndüğümde Kara Dörtleme'den de biraz daha detaylı bahsedeceğim. Ama şimdi her zaman olduğu gibi ben biraz yazarın yaşamından bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü Ray Bradbury hakikaten tıpkı bir başka bilim kurgu yazarı Isaac Asimov gibi tam bir yazma dahisi bir yazar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bazı yazarlar için hep söylüyorum yani. Bazı yazarlar hakikaten daha geç yaşlarda eserlerini peşi sıra vermeye başlıyorlar. Bunlar içinde işte Oğuz Atay'ı söyleyebiliriz, Chuck Palahniuk'u söyleyebiliriz. Ama bazı yazarlar ise çok geç yaşta başlıyor. Yani işte 14 yaşında, yani çok genç yaşta başlamış Ray Bradbury bir şeyler yazmaya, bir şeyler yapmaya. Bu anlamda hakikaten muazzam bir yazar. Tıpkı Asimov gibi ilk öyküsü 18 yaşında bir fanzinde yayınlanıyor. Bu anlamda Asimov'la çok benzer, yani hem aynı tarihte doğmuş olmaları, vefat yılları arasında da 10 yıl fark var bu arada. Asimov 1992 pardon 20 yıl var. Ray Bradbury de 2012'de vefat ediyor. Yani ikisi de hakikaten bilim kurgu edebiyatına çok büyük katkı yaptılar. Bu iki yazar da çok önemli bilim kurgu türü için ki Ray Bradbury'nin korku, gerilim ve fantastik alanlarına da katkıları vardır. Sadece bilim kurgu türünde yer almış bir yazar da değildir. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani birçok türde vermiş. Bunun da bir nedeni var. Şimdi yaşamına geri döneyim öncelikle. 1920'de Amerika'nın Illinois eyaletinde bir kasabada doğuyor Ray Bradbury. Babası hayatın önemli bir kısmında iş arayan, maddi sıkıntılar yaşayan, yani daha çok ekonomik zorluklar yaşayan bir ailede büyüyor Ray Bradbury. Ve 1934'te, yani 14 yaşındayken sonunda Los Angeles'a taşınıyorlar. Babası hakikaten artık kadrolu bir iş buluyor Los Angeles'ta. Ve Ray Bradbury'nin de bütün istedikleri oluyor. Çünkü Los Angeles onun yeteneklerine açılan bir kapı bu anlamda. Hakikaten de öyle oluyor. 14 yaşında bir radyo programına skeç yazıyor ve ilk parasını buradan kazanıyor. Daha sonra 18 yaşında işte fanzinde ilk öyküsü 1938 yılında yayınlanıyor. 1940 yılında ilk defa bir öyküsü bir dergide yayınlanıyor ve sonra Ray Bradbury hep yazma yolundan gidiyor. Öyle ki 400'ün üzerinde öyküsü, kısa öyküsü ve novelettesi var ki noveletteyi daha önce uzun öykü, novelette olarak anlatmıştım. 7500'de 17.500 kelime arasındaki öykülere novelette deniliyor. 400'ün üzerinde novelette ve kısa öykü yazmış ve bu tür bilim kurgu ve fantastik türlerini yazmış muazzam bir yazar. Ama Los Angeles'a taşınmadan önce kütüphaneden okuduğu, yani kendi okul kütüphanesinde okuduğu kitaplar, yazarlar daha doğrusu, H.G. Wells, Jules Verne ve Edgar Allan Poe. Yani onun korku ve gotik yazmasının nedeni Edgar Allan Poe. Onun maceracı ruhu ve odaklı öyküler de yazmasının temel nedeni Jules Verne. Ve onun distop yazabilmesinin temel nedeni de ve bilim kurgu yazabilmesinin temel nedeni de H.G. Wells olarak söyleyebiliriz. Yani bu üç yazar zaten 19. yüzyılda muazzam işler yapmış yazarlardı ki ben hepsi, her zaman bahsederim bu yazarlardan. Ve onun sonrasında da işte 1930'lu yılların sonları, 1940'lar böyle büyük bir yazar gelmiş. Ray Bradbury diye bir yazar gelmiş ki hakikaten Yani bilim kurgu türüne damgasını tam manasıyla vurmuş bir yazar. Tıpkı Isaac Asimov gibi önemli, kıymetli bir yazardır Ray Bradbury. Şimdi 1940'ların sonlarına kadar öyküleri yayınlanmaya devam ediyor ama en sonunda 1949 yılında ilk öykü derlemesi kitabı yayınlanıyor Ray Bradbury'nin. Onun Türkçe'ye şu an çevrilmedi. Yani bildiğim kadarıyla çevrilmedi ve satılmıyor o kitap. Fakat 1950 yılında Mars Yıllıkları diye bir kitabı var ki bu kitapta işte birbirine bağlantılı öykülerden hani farklı tarz bir romanmış gibi bir eser ama roman da değil tam olarak. Bu Isaac Asimov'un Ben Robot'unu da anlatmıştım. Orada da böyle birbirine bağlantılı öyküler vardı. İyi öykücü oldukları için ilk eserlere daha çok bu tarz oluşmuş. 1950'de Mars Yıllıkları geliyor. 1951'de benim çok sevdiğim bir öykü derlemesidir. Resimli Adam, ki oradaki öykülerde de bir bağıntı vardır bu arada. Bir kısmında en azından. Resimli Adam geliyor 1951'de. Benim hakikaten çok çok özel bulduğum bir eserdir. Ama Ray Bradbury'ye ününü kazandıran, Ray Bradbury'yi daha önemli noktaya koyan eser de, hani bu da söylemek gerekiyor, Fahrenheit 451 1953. Sonra 57'de Kara İndi Başarabı geliyor ki bu 4 eser de şu an İthaki Yayınları tarafından yayınlanıyor. Onu da söyleyebilirim. Türkçe'de var yani bu 4 eser. Ve sonra da artık daha farklı eserler de geliyor. İşte korku türünde eserler geliyor, fantastik türünde eserler geliyor. Başka eserleri de sonrasındaki zaman dilimlerinde görüyoruz ki yani 2000'li yılların başlarına kadar eser vermiş bir yazardan bahsediyoruz. Böyle muazzam bir yazar yani. Ta 1938'de başlıyor ilk yazmaya. Ta 2006'ydı yanlış hatırlamıyorsam son eseri. Yani o döneme kadar çokça eser vermiş, çokça yazmış. Muazzam bir yazar Ray Bradbury. Yani yazan birisi olarak da beni de şaşırtıyor. Bu kadar uzun yıllar böyle yazabiliyor olmak, emek verebiliyor olmak harika bir şey. Tabii ki bu yazma yeteneği ve dehasıyla da alakalı Ray Bradbury'nin. Onu da söyleyebilirim ki Ray Bradbury'nin bir tane de yaratıcı yazarlıkla ilgili çok da güzel bir kitabı vardır. 645 Yayınlarından çıkıyor. Onu da tavsiye ederim. Yani yazma ile ilişkisi olan arkadaşlarım için Ray Bradbury'nin bir de Kurmaca dışında da böyle bir eseri var. Onu tavsiye ederim. Bir de Max Yayınlarından çıkan bilim kurgu öyküleri derlemesi var. Orada da bir öyküsüyle yer alıyor Ray Bradbury, ki o derlemenin şöyle bir güzelliği var. İşte Asimov'lar, Robert Heinlein'lar, bir sürü kaliteli, iyi yazarın, iyi bilim kurgu yazarının içinde yer aldığı güzel bir derlemedir. Onu da tavsiye ederim, Max Yayınlarından çıkan Ray Bradbury'nin de içinde olduğu derlemeyi, bilim kurgu öyküleri derlemesini. Yani Ray Bradbury'nin işte 10 tane kitabı da İthaki Yayınlarından çıkıyor. Yani eserlerini bulabildiğimiz yazarlardan bir tanesi. Yani bütün eserlerini tabi bulamıyoruz ama hem öykülerine erişebiliyoruz hem de romanlarına da erişebiliyoruz. Bu anlamda da avantajlıyız diyebilirim Ray Bradbury ile ilgili. Fakat özellikle hem öyküler yazmış, romanlar yazmış hem de senaryo anlamında da Hollywood'a katkı sağlamış, senaryo yazarlığı da yapmış bir yazar. O anlamda hani pek çok yönü olan, hatta çocukluğunda çizerliği de varmış yani. Pek çok yeteneği olan, pek çok özelliği olan farklı bir, tam bir deha Ray Bradbury. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Asimov'un Ben Robot'unu anlatırken de Asimov'la ilgili böyle şeyler bahsetmiştim. Aynısını Ray Bradbury için de söylüyorum. Hakikaten bunlar yazma dehası olan yazarlar olarak söyleyebilirim. Şimdi gelelim Fahrenheit 451'e. Fahrenheit 451 nasıl bir romandır? Öncelikle şu Kara Dörtleme'den bahsetmek istiyorum. Kara Dörtleme nedir? Ben biliyorsunuz distopya için bir video çektim. Bilim kurgu edebiyatı için de video çektim. Hani isteyenler onlara bakabilir. Belki bu videonun sonuna da koyacağım onun 2 videoyu. Şimdi distopya neydi? Distopya bir gelecek tasavvuru var distopyada. Ama tam bir kabus bir gelecek. Yani normalde olamayacak ama tam bir kabus gelecek ki aslında olamayacak dediklerimiz sonraki zamanlarda totaliter rejimler tarafından da bir anlamda yapıldı aslında baktığınızda. Yani birçok bu distopyaların içerisinde, özellikle erken dönem distopyaların içinde yazan birçok şey aslında ilerleyen dönemlerde maalesef insanlık tarihinde gerçeğe dönüştü. Onu da söylemek lazım ama işte bu gelecek tasavvuru ve kötü bir gelecek tasavvuru. Yani İtopya neydi? Güzel bir gelecek tasavvuru vardı İtopyaların hepsinde. Distopya ise tam bir kötü bir gelecek tasavvuru. Şimdi Kara Dörtleme'nin ilk kitabı Yevgeni Zamyatin'in Biz kitabıdır. 1924 yılında yayınlanmıştır ilk olarak. Zamyatin 1920 ile 21 yılların arasında yazdı bu eser ama 24 yılında İngilizce olarak yayınlandı ilk olarak. Sovyet Rusya'da çok sonra yayınlandığını biliyorum bu güzel eserin ki biz hakikaten bu böyle büyük distopyadan hakikaten başlangıç eseridir. O yüzden mutlaka distopya seven ve bilim kurgu türüne yakın olan arkadaşların Zamyatin'in Biz'ini mutlaka okuması lazım. Yani asla kaçırılmaması gereken bir eser. Evet, hep 1984'ten bahsedilir Orwell'in ama Biz 1984'de de ilham veren kitaptır. Kafanızı öyle düşünün. Ve 1924'te yazıldı, yani 1. Dünya Savaşı'nın etkileri de Biz'in üstüsünde var. Onu söyleyebiliriz. Yani bu kitapların hepsi belli bir kırılma döneminden sonra çıkan kitaplar. Biz'in kırılma dönemi 1. Dünya Savaşı'dır. Daha sonra 1930'lu yıllarda Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya kitabı geldi. Cesur Yeni Dünya biraz daha farklı bir kitaptır. O daha bir ütopik bir kitaptır aslında. Ama tabii ki içindeki karakterden de kaynaklı ve anlatılan o ütopik dünyada aslında birçok sınırları da olduğu için bir distopyadır. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası'yla benzetilen Orwell'in 1984'ü iki farklı yola giden, iki farklı tarz kitaplardır. Birbirlerine zamanla da rakip olmuş iki kitaptır. Ama Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası 1930'lu yıllarda yazıldı. Onu unutmamakla. 1932 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam tarihi, basım tarihi. Yani 1930'lu yılların totaliter rejim düşüncesiyle o zamanın işte gelecekteki totaliter rejimler düşüncesiyle yazılmış ütopyası daha yüksek bir distopik eserdir Cesur Yeni Dünya. Daha sonra 1949 yılında George Orwell'in 1984'ü geliyor. 1984 ise Biz'den ilham alınmış tam bir kasvetli, kabus bir kitaptır. Yani hakikaten ağır bir distopya vardır ama gerçeklik unsuru çok fazladır. Çünkü 2. Dünya Savaşı yaşanmış. Yani insanlık tarihinin en acı zamanları yaşanmış. İnsanlar maalesef fırınlarda yakılmış, öldürülmüş, sabun yapılmış. Yani böyle bir dönemler geçmiş. İşte atom bombaları olmuş. Yani çok kötü, ağır dönemlerin geçildiği, çok sorunların olduğu, çok büyük soykırımların yaşandığı bir dönemden sonra yazıldı. Ve tabii ki totaliter rejimlerin de 2. Dünya Savaşı'na yol açan devletler gözünden baktığımızda totaliter rejimlerin yükselişte olduğu, güçlü olduğu dönemdi 1940'lı yıllar, 30'lu yıllar. Ve oradan kaynaklı da hakikaten Orwell'in 1949 çok zor bir kitaptır. İçerik açısından diyorum. Kasvetli bir kitaptır. Okuması kolay değildir ama tabii ki okurların da çoğunun, büyük bir çoğunun çok da sevdiği, çok da özel bir eserdir. Hep denir ki bugünleri anlatıyor. Aslında işte o dönemi anlatıyordu. O dönemle birlikte ki gelecek tasavvurları da o totaliter rejimleri de anlattı. Bugün bütün dünya, hala dünyanın çeşitli yörelerinde olan totaliter rejimleri de 1984 yarattığı gelecek tasavvuruyla da biraz anlatmaktadır. Bunu söyleyebiliriz. Fahrenheit 451 ise 1953 yılında geldi dediğim gibi. Ve bu Kara Dörtleme'nin son kitabı. Fahrenheit 451 bu üç kitaptan aslında farklı bir kitap. Yani bu üç kitabın ortak özelliği bir devlet tasavvuru yaratmışlardır. Bir distopik devlet tasavvuru yaratılmıştır. O devlet tasavvurunun her şeyini az çok görürüz yani. Bütün kuralları, ya kurallar işte bir yazılıdır, vardır ya da bize anlatılır neler yaşandığını. Fahrenheit 451 ise daha bir detaydan, daha bir detaya yönelik bir eserdir aslında. Yani evet bir baskıcı bir devlet var ama o baskıcı devletle ilgili bize fazla ayrıntı vermek istemez. Buradaki amaç daha farklıdır. Zaten kitabın ismine yansır Fahrenheit 451 ifadesi. Fahrenheit 451 nedir? Kitabı isim veren konu nedir? Bir kitabın, kitap kağıdının daha doğrusu kendi kendine tutuşabilme derecesi. Yani 233 derece ki bilim adamlarına göre 218 ile 246 derece arasında kitap kağıdı kendi kendine tutuşabilecek noktaya geliyor. Şimdi böyle bir isim. Yani burada kitap yakmayla ilişkili bir konu var ve bu konuya daha çok odaklanmış gibi görünen bir metin Fahrenheit 451. Tabii ki ama bunu sadece anlatmıyor. Bu anlattığı, kitabın ismiyle de bize vaat ettiği, bizi soktuğu distopyanın içerisinde ana konu görünümündeki konudur aslında. Ama bir de ben hep söylerim kitapların başka anlattıkları da vardır. bir kitabı okurken başka anlattıkları da mutlaka bakmamız gerekiyor. Hep söylerim. Bu kitabı bahsederken de bundan size zaten bahsetmiş olacağım. Ama Kara Dörtleme'ye anlattığım gibi 1920'lerden başlayıp 1950'lerde son bulan distopyanın dört büyük distopya. Peki başka distopyalar gelmedi. Tabii ki geldi. İşte Damızlık Kızın Öyküsü mesela Margaret Atwood'un muazzam bir kitabıdır. Yani başka distopyalar da geldi. Bu kitaplardan sonra ki öncelerinde de yani o dönemler içerisinde çok daha muazzam da distopik eserler oldu ama en büyük dört eser olarak bu dörtten bahsedilir. Gelelim işte Fahrenheit 451 ne anlatıyor bizlere? Anlattım. Fahrenheit 451 işte yanma derecesi kitapların. Şimdi öyle bir dünya olmuş mu artık? Önce itfaiye şefi Beatty anlatır bunu metnin içerisinde. Yani önce insanlar, kitaplar kısalır. Sonra kitaplar hap şekline gelir, çok küçültülür. Artık sonrasında kitaplara ihtiyaç kalmaz. Evler ve bütün her yer yangına dayanıklı malzemeden yapılır. Ve artık itfaiyeciler işsiz kalır ve bu itfaiyecileri başka bir görev verir devlet. Kitapları yakmaktır. Şimdi burada da bir ironi var. Yani normalde söndüren kişiye, yangını söndüren kişilere yakmayı vermek tabi bir ironi buradan. Daha metnin başında bu ironik anlatım bize başlıyor. Ana karakterimiz yani kitabın işte protagonisti, ana karakter, baş kahramanı diyelim Guy Montag var. Guy Montag bir itfaiye eri, işte kitap yakan ve kitap yakmaktan da meslek gereği zevk alan, babadan gelen bir mesleği olan yani hiç başka bir mesleği de sorgulamamış. Zaten öyle bir toplum yaratılmış ki sorgulama denilen bir kavram yok. Çünkü hiç kimse bir şey okumuyor zaten. Sadece duvarda televizyon ekranları var. Duvardaki televizyon ekranları akıllı. Sizin istediğiniz şeyleri gösteriyor zaten. Öyle yaşayan bir topluluk. Yani hiçbir şekilde düşünmeyen, tamamen hayatı bir şekilde kendi standartları içerisinde yaşayan bir toplulukta bir itfaiye yani kitapları yakan birisi. Peki bu kitaplar nasıl yakılıyor? Yani toplumda madem kitap yok, kitaplar basılmıyor. İşte bazı insanlar, kitaplara bağlı insanlar kitapları saklıyorlar. Ve öyle bir teknoloji geçmiş ki artık elektronik tazı köpekleri yapılmış. O tazı köpekleri de bu kitapları saklayan insanları da buluyor. Tabii ki ihbarlar da geliyor. İhbarlarla da daha çok ihbar yoluyla da bu insanlar bulunuyor. Ki işte o ihbar kısmı daha çok bir Nazilere göndermedir yani. Hani o dönemlere daha çok göndermede bir ihbar kısmı da var. Ve itfaiyeciler kitapları yakmaya gidiyorlar. Şimdi böyle bir anlatım var. Ama hep derim ya, yani distopya anlatırken de demiştim. Genel itibariyle mutlaka distopik eserlerde bir kaçış yani sistemi bozan bir karakter burada Guy Montag ve bir kaçış öyküsünü görürüz. Şimdi Guy Montag önce bir işte işinden evine yürürken bir genç kızla, Clarisse diye bir genç kızla, 17 yaşlarında bir genç kızla karşılaşıyor, tanışıyor. Ve kızı sevmeye başlıyor. Yani ona hayran olmaya başlıyor. Çünkü kızın farklı görüşleri var. Kız daha insancıl. Kız o eski dünyaya ait bir insanmış gibi. Ailesi öyle yetiştirmiş. Böyle bir kız Clarisse. Ve onunla her akşam bir anlamda karşılaşmaya ve Guy Montag içinde bir ayrıca bir zevk oluyor. Onunla buluşmaya başlıyorlar. Ve işte Clarisse kendi düşüncelerini, hayatla olan, insanlarla olan, kendi akranlarıyla olan ve kendisinin uyumsuzluğunu anlatan düşüncelerini paylaşıyor. Paylaştıkça Guy Montag'ın dönüşüm hikayesi başlıyor. Ki Montag bu arada soyad Almanca'da pazartesi demektir. Öyle de bir kitapta böyle bir durum var, onu da söyleyeyim. Bu da Guy Montag evli, eşi Mildred ve çocukları yok. Onun da ayrıntısını vereyim. Ve zaten işte bu Clarice'le ilk karşılaştığı günün akşamında Mildred'in intihar girişiminde bulunduğunu görüyor. Ki Mildred'in intihar girişimi de aslında öyle hani bir intihar girişimi değil. Hayattan memnuniyetsizim, ondan bir intihar girişimi değil. Uyku hapları bağımlısı. Ve öğreniyoruz ki aslında çok sayıda öyle bir vaka gelişiyor o ülkenin içerisinde. Yani uyku hapları bağımlısı olan bir sürü insan da var. Ve Mildred böyle bir intihar girişiminden kurtuluyor. Yani oradaki teknoloji sayesinde, o dönemdeki teknoloji sayesinde Mildred kurtuluyor. Tabii Guy Montag bu da onu sarsan unsurlardan. Önce bir Clarice'e karşılaştı. Sonra Mildred'in intihar girişimini gördü. O da bir onu işin gerçeği etkiliyor. Sonraki sahnede, yani bu böyle adım adım gidiyor. Etkilenme ve dönüşüm hikayesi Guy Montag. Yani Guy Montag tamamen işini yapan, sorgulamadan işini yapan ve gayet bundan memnun olan bir karakterken birdenbire daha farklı bir karaktere, Clarisse'in etkisi daha farklı bir karaktere dönüşmeye başlıyor ve sorgulamaya başlıyor. Kitapları sorgulamaya başlıyor. Amiri Beatty'nin deyimiyle hastalanmaya başlıyor. Çünkü sorgulama başladığı anda hastalanma eylemi başlıyor o toplum için. Böyle bir toplum ki, yani işte böyle tazılar var, işte elektronik tazılar var. Havadan giden araçlar var, kapsül araçlar. Bunlar zevkine insanlara çarpabiliyorlar ve çarpıp öldürebiliyorlar. Herhangi bir problem yok bu anlamda. Böyle bir toplum, yani herkesin kayıtsız olduğu, her şeyin olabileceği bir toplum. Ve bir gün Clarisse kayboluyor. Yani o yürüyüşe gelmiyor, buluşamıyorlar. Tabii bir üzülüyor ve şaşırıyor neden olduğuna dair. Ve sonra öğreniyor ki aslında Clarisse'e o arabalardan biri çarpmış ve Clarisse ölmüş. Bunu öğreniyoruz. Bir başka zaman diliminde bir itfaiye olarak, zaten kafası bulanmaya başlamıştı Guy Montag'ın. İtfaiye olarak işte bir ihbara gidiyorlar. İşte orada kitaplar yakılıyor. Yakılacak. Ve bir kadın kitapların yakılması izin vermeden kendisi, yani kitapları yakılıyor ve kitapların içinde kalıyor. Evden dışarı çıkmıyor ve intihar ediyor. Yani kitaplarıyla birlikte bir anlamda intihar etmiş oluyor. Guy Montag bu çok etkiliyor. Yani en önemli noktalardan bir tanesi de bu sahnedir aslında. Ve sonra artık evinde bir tane kitap götürüyor. Bir kitabı var. O kitabı okumak istiyor. Bir yanda Mildred zaten çok farklı. Onun çok dışında bir kadın. Kafası iyice bulanmaya başlıyor. Sonra Profesör Faber var. Onunla işte yakınlaşmaları var. O eski dünyanın insanlarından birisi aslında Profesör Faber. Ve böyle bir anlatım. Sonra işte Beatty evine geliyor Guy Montag. Böyle böyle devam ediyor. Daha bundan sonrasını anlatmayayım. Bundan sonrasında da aslında çokça konu var. Ama ben bu sizin anlamanız için öncelikle şu dönüşüm hikayesini, yani bu dönüşüm hikayesi tutanlarda da vardı, kara kitapta da vardı. Pek çok eserde olan bir şeydir. Bir karakterin bulunduğu ortamdan bir nedenden dolayı rahatsız olması ve dönüşmeye başlaması hadisesi. Guy Montag da bulunduğu sistemin dışına çıkan birisine dönüşüyor kitabın sonlarına doğru. Bunun başlangıcında o Alevi tutuşturan, Guy Montag'daki Alevi yakan diyelim, Guy Montag'daki yangını başlatan da daha 17 yaşında Clarisse adlı bir kız oluyor. Bütün bunlar metni hani böyle anlatabilirim sizlere. Dediğim gibi yani hem 1980'den hem Cesur Yeni Dünya'dan hem de bizden çok farklı bir kitap Fahrenheit 451. Ama tabii ki benzer konular da var. Benzer konular ne? Sistemi bozan, kıran, sistemden farklı olan bir karakter. Başlangıçta olmasa bile sonrasında kıran, bozan bir karakter. Yine bir karakterden etkilenip bunu yapan, sağlayan bir karakterimiz var. Ve baskıcı bir rejim, baskıcı bir sistem. Devletle ilgili dediğim gibi bu kitap özelinde pek bir şey bilmiyoruz. Ama baskıcı bir sistem olduğunu biliyoruz. Kitaplara tahammül yok. İnsanlara kitap okunmasına tahammül yok. Ki bunu işte Kaptan Beatty karakteriyle, Şef Beatty karakteriyle çok net görüyoruz. Kimsenin buna, yani devletin böyle bir tahammülü yok. İnsanların kitap okuması asla ve asla istenmiyor ve buna da gerek yok olarak düşünülüyor. Böyle bir konunun anlatıldığı bir metindir Fahrenheit 451. Ve gerçekten de çok çok iyi bir distopyadır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani distopya tarihine baktığımızda işte H.G. Wells'in Zaman Makinesi'yle başlatırız belki. İşte Jack London'ın Demir Ökçesi gelir ki önümüzdeki hafta Demir Ökçe'yi anlatacağım sizlere. Ve işte anlattım sıralamayla biz işte Cesur Yeni Dünya 1984, Fahrenheit 451 sırasıyla gidebiliriz ki aslında aralarda işte Burdekin'in Svastika Geceleri gibi özel eserler de var. Yani başka tabii büyük distopik eserler de var ama bu dörtleme önemli olduğunu rahatla söyleyebilirim. Şimdi İthaki bilim kurgu dizisinden dörtleme özel ciltlerle öyle dörtleme şeklinde, kara dörtleme şeklinde satılıyor. Öyle bir durumda gerçekleşti ama 1984'de zaten birçok farklı çeviriden ki şu an biliyorsunuz Orwell'in hakları serbest kaldığından, düştüğü için telif hakları herkes çeviriyor. Çok da iyi çeviriler var 1984 ile ilgili. Tavsiye ederim yani farklı çevirilerden okunabilir. Ama hani bazıları sadece İthaki'den bulabilirsiniz. Bu kitapların bir kısmını sadece İthaki'den bulabilirsiniz. Ki Ray Bradbury'nin kitaplarını da sadece İthaki'den bulabiliyorsunuz. Bunu hani söylemem gerekli. Benim Ray Bradbury ve Fahrenheit 451 için söyleyeceklerim bu kadar. Ki bu kadar demeyeyim aslında. Bir noktayı söylemedim. Fişekhane sahnesi tarafından bu oyun olarak da tiyatro sahneleniyor. Bugün artık çevrim içi online. Oyunun hangi tarihlerde olduğunu ilerleyen tarihlerdeki durumunda biletix üstünden görebilirsiniz. Çevrim içi olarak şu an sahneler kapalı olduğu için malum çevrim içi olarak bu oyun sahneleniyor ki hakikaten çok da güzel bir oyun. Tiyatro hali de çok güzel. Sinemada François Truffaut tarafından, Fransız yeni gerçekçi sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi Truffaut tarafından 1966 yılında sinemaya uyarlanmış. Sonra da 2018 yılında tam bir Hollywood filmiyle bir kez daha uyarlanıyor. Yani hem tiyatroda hem sinemada bulabileceğiniz böyle bir eser. Epsilon yayınevi de çizgi romanını basıyor bu arada. Yani çizgi romanlar okumak isteyenler de Epsilon yayınevinin yayınladığı çizgi romandan da bu eseri okuyabilirler diye söyleyebilirim. Bir sonraki kitap incelemesi videomuz ise Jack London'ın bir başka distopyası, daha erken dönemli bir distopyası Demir Ökçe olacak. Demir Ökçe'de hakikaten hem Jack London edebiyatında hem de dünya edebiyatı için çok ama çok kıymetli bir eserdir, çok kıymetli bir distopyadır. Bir sonraki kitap incelememiz o olacak. Bu pazar ise yine ben ödüllere devam edeceğim. Yani ödülleri anlatmaya devam edeceğim. Türk Edebiyatı'nda ödüllerden bahsettim. Bu sefer Dünya Edebiyatı'nda ne ödüller var? Tabii Nobel'den bahsedeceğim ama Nobel dışında da birçok ödül var. Bütün bunlardan bahsedeceğim ki bilim kurgu türünde de çok önemli ödüller var. Bunlardan da bahsedeceğim. Hepsinden bahsedeceğim detaylı bir video sizlere pazar günü de buluşturacağım. Onu söyleyebilirim. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.